Efendim Az TV ekranlarından, Sağlık Hattı programından merhaba. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu LÖSEV Bursa Şube Koordinatörü Sayın Füsun Emecan Özcan. Kendisiyle bugün LÖSEV'in çalışmaları, projeleri ve aman dikkat dediğimiz dolandırıcılık üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikatte@astv.com.tr adresine de sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz dedikten sonra hemen Füsun Hanım'a dönmek istiyorum. Füsun Hanım tekrar hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. Tüm izleyicilerimize de günaydın diyorum vesilenizle. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün konuklarım bizim için çok değerli. Ama öyle bir şey var ki sizi programa konuk ettiğim zaman ciddi anlamda müthiş derecede pozitif bir enerji alıyorum. Ve o hayata bakışınız, o çalışmalarınızı anlatırken ki heyecanınız var ya o kadar büyük bir güven arz ediyorsunuz ki. Ve yaptıklarınızın da birebir takipçisi olduğum için öncelikle sizi ve sizinle birlikte ne kadar ufak tefek de olsa ya da çok büyük emekler sarf ederek de olsa yanınızda olan kim varsa 7'den 70'e herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle izleyicilerim ve kendim adına. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bunları sizin ağzınızdan böyle duymak. Çünkü siz sağlık konularına yakın olduğunuz gibi içinde de bu mücadeleleri evet. vermiş birisiniz. Tabii sizin bakış açınız çok kıymetli. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir de şu var. LÖSEV'in şimdi şu tarafı da var. O kadar her şeyiniz ortadaki bütün paylaşımlarınız gelen giden yani hiç kimseye verilemeyecek bir hesabınız evet. yok bir evet. kere. Bu müthiş derecede bir güven oluşturuyor. Bu en önemlisiydi ve bunu gerçekten en güzel şekilde hakkıyla yapan özel sivil toplum kuruluşlarından evet. bir tanesi. Çok doğru söylüyorsunuz. Bizim her zaman da söylediğimiz gibi Türk halkı çok merhametli, bağış yapmayı, yardım etmeyi çok seven bir halk ama hep diyoruz ki yaptığınız yardımın nereye gittiğini lütfen çok iyi tespit edin. Gerçekten doğru kanallarda mı kullanılıyor? Bunun takipçisi olun. Biz kendimizde LÖSEV olarak bunu tüm basın kuruluşlarıyla paylaşarak, sosyal medyadan yayınlayarak, her fırsatta ücretsiz olarak dağıttığımız mesela işte bu dergimizde bakın. Hı hı. Yaptığımız yardımların açılımları, miktarları. Tek lirasına kadar. Evet, lira ve kuruş olarak kadar. Nereye harcandığını anlattığımız yayınlarımızla sürekli dediğiniz gibi halkımıza bilgilendirme yapıyoruz. Yani sizin bağışınız bakın nerelere kullanıldı diye. Evet. Özellikle bağış konusunda özellikle dolandırıcılık konusunda mutlaka konuşacağız. Konuşmamız da gerekiyor. Çünkü son zamanlarda yine Bursa'da sıkça rastladığımız çok nahoş durumlar var. Maalesef. Bunlara geçeceğiz ama şimdi ben yine öncelikle diyorum ki bilenler mutlaka çoğunlukta ama bilmeyen izleyicilerimiz de vardır. Yeni yetişen nesle bilgi vermek amacıyla LÖSEV'in kuruluş amacı nedir ve kuruluş hikayesini biraz anlatırsanız eğer çok memnun olacağım. Memnuniyetle. 1998 yılında lösemili çocuklara yardım etmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Onları hayata bağlamak, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 30 çocuğa yardım edilerek başlatılmış bir çalışma aslında. Ve o yıllarda lösemi tedavisindeki başarı oranları %20'lerde. Bunun sebeplerine baktığımızda ailenin bu konudaki bilgi eksikliği, maddi imkanlarının kısıtlı olması ve hastanelerdeki yetersiz imkanlar olduğunu görüyoruz. Ve yönetim kurulu başkanımız, kurucumuz, pediatrik, hematolog ve onkolog Dr. Üstün Ezer, hiçbir çocuk imkansızlıklar yüzünden kaybedilmemeli düşüncesiyle, felsefesiyle yola çıkarak yanında ona destek olan çocukların anne babalarıyla birlikte bir avuç insanla bu vakfın ilk kuruluş çalışmalarını başlatıyor 98 yılında. 10 metrekare küçük bir ofiste Ankara'da çalışmaya küçücük bir ofiste başlıyorlar. Demir bir masa, tek bir telefon, tek bir sandalyeyle başlatıyorlar çalışmayı. Kimsenin LÖSEV'i tanımadığı günler. O günlerde tabii ki yardım toplamanın çok zor olduğu, kurumsal anlamda zor olduğu, yardımlaşmayı herkes biliyor ama
bir firmanın, bir kurumun, hani bu işi yapıyoruz diyen bir kurumun yardım toplamasının zor olduğu günlerde gerçekten yüz yüze tanıtımlarla anlatarak Ankara'ya, tüm Türkiye'ye, Türk halkına anlatarak neler yapmak istediğimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi geldiğimiz bugün yaklaşık 22 bin kayıtlı hasta ve onların imkanları kısıtlı ailelerine destek olduğumuz maddi, manevi işte gıdadan ev eşyasına, sosyal desteklerden psikolojik desteklere kadar binlerce yardımı tüm yıl içinde götürmeye çalıştığımız bir imece usulü yardımlaşmadan bahsediyoruz bugün. Ve bütün bu çalışmayı da 19 yıldır yine Türk halkının yardımseverliğiyle, merhametiyle, bağışlarıyla, katkılarıyla, kurumlarımızın katkılarıyla imece usulü olarak bugünlere taşıdık. Evet. Bugün Türkiye'nin alanında en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. Uluslararası platformda yurt içinde ve yurt dışı bağlantılarıyla yürüttüğümüz projelerimizle tanınan, bilinirliği olan ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey tarafından özel danışmanlık statüsü almış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani Birleşmiş Milletler diyor ki, sadece kendi ülkemizde değil, kendi ülkende değil, yaptığın çalışmalar ve gösterdiğin çaba, ulaştığın kitleler açısından tüm dünya hükümetlerine danışmanlık verebilir. Tüm dünyada bu kuruluşların oluşturulmasına danışmanlık yapabilirsin. Ve Birleşmiş Milletler'in bu anlamdaki toplantılarına sunumlarınla katılıp bize yol gösterici olabilirsin diyor. Bu da bizi uluslararası platformda da çalışmalarımızı taçlandıran çok önemli bir mihenk taşıdır. Yani hikayenin başına dönüyorum da çok güzel bir iyi niyetle başlamış ve ya işte iyi niyetin sonucuna bakar mısınız? Şu anda bırakın kendi ülkemizi, dünyaya örnek olmuş bir sivil toplum kuruluşunuz, kuruluşusunuz ve beni en çok duygulandıran şey de yine sevgili Üstün Ezer hocamıza selamlarımızı, sevgilerimizi ve minnetlerimizi ben sunuyorum. Niyeti. Hani diyor ya işte hiçbir çocuk imkansızlıktan kaybedilmemeli. Bu herhalde en önemli. Bu cümlenin altından çıkan işte büyük Türk gücünün aslında Türk ruhunun, Türk insanının da katkısıyla bakın nerelere gelinmiş. Evet, burada Üstün hocamızın insan hayatına verdiği önem gerçekten Türkiye'de çok önemli bir düşünsenize çocukların hayatının kurtarılması orada. Kurtarılan yüzlerce çocuk var. LÖSEV tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan, tamamen ücretsiz tedavileri yapılan Ankara'daki LÖSENTE Çocuk Hastanemizde. Şimdi biliyorsunuz o LÖSENTE Çocuk artık Yetişkin Hastanesi yetişkin oldu ve artık yetişkinlere de bakıyoruz. Ve çocuk hastanesinde yüzlerce çocuğun tamamen ücretsiz tedavilerinin yapılıp hayata bağlandığı, binlerce aileye destek olunan, tüm Türkiye genelindeki hastalara nerede olduğu, nerede yaşadığı önemli olmaksızın, hangi hastanede tedavi gördüğü önemli olmaksızın binlerce hastaya ulaşan yardımlardan bahsediyoruz. Şöyle düşünmesini isterim izleyicilerimizin. Hastalık zaten bir eve girdiğinde moral, motivasyon ve maddi olarak zaten yıpratıyor, çöküntüye uğratıyor. Tüm bireyleri, tüm aile bireylerini. Ailenin zaten sosyal olanakları ve maddi imkanları kısıtlıysa bir yandan da bir tedavi, böyle ağır bir ya, tablo evet. içeren tedavi gibi bir şey söz konusu olduysa kanser dediğimiz hastalık hem çok uzun süren, tedavisi çok pahalı ve tedavisi gerçekten zor bir hastalık. Bunun ayrıca evde olduğunuz dönemlerinde, nekaat dönemlerinde de işte beslenmeniz, sağlıkla ilgili diğer şartlarınız, hijyenle ilgili konular hepsinin tam ve üst düzeyde sağlanması gereken yani maddi olanaklara çok ihtiyaç duyulan da bir kesinlikle. Hastalık. Dolayısıyla LÖSEV o noktada bütün bu hastalarının ailelerine tam destek vererek hastalığın tedavisinde de birkaç adım öne geçmelerini sağlıyor. Evin de refah seviyesini yükselterek. Evet. Annenin, babanın
yüküne yardımcı oluyor. Birçok ailemizin de dediği gibi hani gerçek ailemiz sizlersiniz. Tabii ki aileler, akrabalar kenetlenmeye çalışıyor ama hastalığın getirdiği bir de biraz daha yalnız kalmak gibi bir durum var. Nedir? Hijyen sebepli, mecburi sebeplerle aslında. Aile de birazcık çevresine uzaklaşmak zorunda kalıyor. Başka maddi sebeplerden çevre o hasta aileye uzaklaşıyor maalesef. Hastalığın iç yüzünü bilmediği için, aynen zorluklarını öyle. Bilmediği için. Aynen değil mi? Öyle. Tabii herkes herkese yardımcı olmak ister ama hep maddi şeyler, konular bunlar. Maddi imkanlarla sınırlı konular. Dolayısıyla LÖSEV bu noktada tüm hastalarına maddi, manevi, sosyal, eğitimden psikolojiye, moral etkinliklerinden, sosyal anlamdaki desteklere kadar birçok konuda desteği yıl içerisinde düzenli şekilde, adaletli şekilde ailelerine ulaştırıyor. Evet. Bu noktada şunu da eklemek istiyorum Füsun Hanım. Şimdi o kadar yakından takip ediyorum ki sizi daha önceki konuşmalarımızda da dile getirdiğimiz gibi bırakın akrabaların desteğini, işte annenin ya da babanın, aile bireylerinden birisinin işte dayanamayıp aileyi yani ailenin parçalanma noktasına geldiğini de biliyoruz. Evet. Burada annenin ya da babanın yalnız kaldığı durumlara da şahit olmuşluğumuz maalesef var. Ki gerçekten kolay değil. Yani ayrı bir ev açmanız belki de gerekiyor. Çünkü bir kısmınız hastanede, bir kısmınız evde. Maddiyat çok önemli. Okuldan geri kalma durumları oluyor ki çocukları özellikle etkileyen bir durum. Ama lösanteye bugün baktığımızda tamamen cebinizden 1 lira çıkmadan bunun sağlanmış olması, eğitimden tutun da çocukların sosyal aktivitelerine kadar bunun sağlanması o kadar büyük bir artı ki kendi yaşadıklarıma dayanarak söylüyorum ben de. Burada en büyük destek psikolojik destek. Evet, evet. Ailenin yanında durmak çok önemli çünkü herkes kendi çocuğu için mücadelesini verecektir elbet evet. Ama o büyük ve ağır mücadelede, o tabloda, o tablonun içinde olan bir birey olarak yanınızda size destek olacağını bildiğiniz bir gücün olması gerçekten çok önemli. Çünkü orada aile gerçekten hastalığın akıbetini çok merak ettiği ve çok korktuğu kesinlikle bir durum içerisinde. Süreç bir hafta, bir ay, bir yıl değil. Uzun bir tedaviden bahsediyoruz. Dolayısıyla LÖSEV olarak birinci görevimiz, her zaman yönetim kurulu başkanımız, hocamız Üstün Ezer'in söylediği gibi aileler, hastalar ve aileler ve gönüllülerdir. Yani LÖSEV'in önceliği budur aslında, biliyor musunuz Süheyla Hanım? Hiçbir zaman LÖSEV'in önceliği işte bağış kaynakları yaratalım, onları toparlayalım, para bulalım vesaire gibi. Hayır, bu imece usulü üstesinden gelinecek bir sorundur, toplumsal bir sorundur. Bu kurumların, devletin, özel sektörün, sanayicilerin, iş adamlarının entegrasyonuyla hallolabilecek bir konudur. Çünkü içinde beslenme var, içinde spor var, içinde sanayi evet sorunları var, içinde bağış kaynaklarının yaratılması var, üretime ilişkin şeyler var. Yani biz hastalık vesilesiyle bize gelen potansiyelin üretime katkısını sağlayacağı şeylerle de biliyorsunuz iştigal ediyoruz. Annelerimizin LSV dükkan atölyelerinde evet görevlendirilmesi gibi. Dolayısıyla bu toplumsal bir problem. O yüzden de toplumun her kesiminin, her Türk vatandaşının karınca kararınca deriz ya, gönüllülükle aslında katkısıyla mutlaka çok daha evet güzel çalışmalar, çok daha güzel sonuçlar elde edilmekte. Şimdi ben hemen özellikle çalışmalarınıza değinmek istiyorum ama sizinle son programımızı Eylül ayı içerisinde yapmıştık. Evet. O günden bugüne de çok güzel gelişmeleriniz var. Hem onu hem de bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmaları yine izleyicilerimizle paylaşmanızı rica tabii ediyorum. Tabii, tabii. Kısaca özetleyelim. Eylül'den hemen sonra bizim iki tane önemsediğimiz projeyi hayata geçirdik. Neydi bunlar? Çocuklar için 10.000 çocuğa kitap, kırtasiye ve oyuncak kampanyalarımız vardı. Yaklaşan yılbaşını da göz önünde bulundurarak çocuklara hem hani yepyeni oyuncaklar hem de işte okul dönemleriyle ilgili kırtasiye hediyelerimizi, paketlerimizi gönderdik. Biz LÖSEV olarak böyle duyurularla
Sosyal medyadan bilgi verdiğimizde gerçekten Türk halkı elinden geldiğince her zaman olduğu gibi imece usulü destekliyor ve yardımlarını iletiyor. Biz de bu yaklaşımla işte bize gelen o yardımları tüm Türkiye genelindeki çocuklarımıza ulaştırdık. 2-8 Kasım Türkiye'de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okullarda hayata geçirdiğimiz LÖSEV tarafından deklare edilmiş ve yıllardır birçok çalışmayı, çocuklarla ilgili çalışmayı içinde barındırdığımız LÖSEV'li Çocuklar Haftası 2-8 Kasım. O hafta kapsamında aslında Kasım ayının ilk yarısı diyebiliriz ona. Çünkü gittikçe okul listemiz, kardeş okul listemiz büyüdüğü için onu o bir haftaya sığdırmak artık mümkün değil. Kasım'ın ilk iki haftasında bütün okullarda seminerler, sunumlar, etkinlikler, işte LÖSEV standlarının, tanıtım standlarının ya da LSV ürün standlarının açıldığı, okulların da bizzat mesela Bursa'daki okulların Bursa şubeye gelerek ve diğer şubelerdeki okulların da LÖSEV şubelerine giderek orada tanıtım gezilerine katıldığı çok keyifli bir hafta. O haftanın önemi çok büyük aslında. Çünkü o hafta şimdi beslenme biliyorsunuz çocukluk çağında edinilen bir alışkanlık, beslenme alışkanlıkları. Dolayısıyla biz şunu çok önemsiyoruz. Kanserin başta sebeplerinden bir tanesi artık biliniyor ki beslenmeyle kazanılan kötü alışkanlıkların bir süre sonra cevap vermesi. Kötü anlamda cevap vermesi. Dolayısıyla biz de çocuklara şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte eğer spor yaparsanız, sağlıklı beslenirseniz, işte 3 öğün yerseniz, işte besin öğünlerinin neleri içermesi gerektiği, bakın bunlar fast food'dan uzak durursanız işte bunlarla karşılaşacaksınız. Ama eğer hani dikkat etmezseniz hani sıkıntılı şeyler yaşayabilirsiniz diye çocuklara başta bir sinyal, mesaj vermek ve onları düzenli bilgiler halinde, yani biz onu ana sınıfına da veriyoruz. Onların anlayabileceği dilde ilk öğretim sınıflarına, liselere ve üniversitelere, yani okul dediğimizde tüm eğitim gruplarını düşünmenizi isterim. Dolayısıyla bu eğitimlerimizi hem yıl içerisinde hem de o 2-8 Kasım haftasında düzenliyoruz. Bu hafta bu anlamda çok verimli, çok önemli. Çünkü LÖSEV'in fonksiyonlarından bir tanesi de, misyonlarından bir tanesi de hastalık tanısı almış hasta ve ailelerine yardım etmek, kaynak çalışmalarını geliştirmek, bağış kaynakları çalışmalarını, ama bir yandan da sağlıklı toplumu hasta olmaması için sürekli bilgilendirmek, sürekli farkındalık çalışmaları yaratmak. Onun için bu 2-8 Kasım haftası bu anlamda çok önemli. Evet. Hemen ardından tüm şubelerimizde Türkiye'de yılbaşı çalışmalarını başlattık. Yılbaşı çalışmaları çocukların yeni yıla girerken, eski yıla vedalaşırken yeni yıla neşe ve umut içerisinde girmelerini sağlamak aslında. Gelecek yıldan iyi beklentilerini arttırmak, bu yönde dileklerini, temennilerini ve hayata bağlanma güçlerini kuvvetlendirmek için yeni yıl etkinliklerimizi düzenliyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çok güzel, çok keyifli bir parti düzenledik. Bunu kuruluşlarımızın destekleriyle yapıyoruz. Birçok firmamız da bu anlamda çocuklarımıza yeni yıl hediyelerini takdim ediyorlar. Evet. Kurumsal çalışmalarımız var. Bu keyifli çalışmaları sürdürdük. En son bu hafta biliyorsunuz Sevgi Haftası'ydı. Evet. Biz onu Sevgi Haftası olarak kutluyoruz ve tüm Türkiye'de yine LSV dükkan atölyelerinde annelerin el ürünüyle yaptığı çalışmaların satıldığı LÖSEV standları, bunlar sadece LÖSEV'in standlarında satılır ya da internet üzerinden çalışmalarımızı yürüttük. Önümüzde yaklaşan dönemde de bahar dönemi çalışmalarımız olacak. Onların hazırlıkları içerisindeyiz. Evet, bahar dönemi çalışmalarını şimdi soracağım ama özellikle ben LÖSEV annelerine buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, yine minnetlerimizi onların iletelim. Onların size selamı var. Size çok güzel bir, bence bir sevgi haftası olduğu için o kadar size sağlık, böyle bir kalbi olan, üzerine sevgilerini gönderdikleri bir çanta. Her birine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, gönüllerine sağlık. Hani
Diyecek inanın bir şey bulamıyorum. Şöyle ki sizi ne zaman programı alsam diyorum ya her konuğumuz bizim için çok önemli ama sizinle yaptığımız programlarda hani derler ya işte tüylerim diken diken olduğu yüreğim ağzımda o şekilde program yapıyorum. Çok herhalde duygularımız dile geliyor. Bir de şu var Türk halkının işte çabası, emeği, evet. desteği gerek sektörel gerek kişisel bazda olsun bunu gördüğüm zaman şu ümidimiz daha da canlanıyor. Evet Türk halkının hiçbir şekilde ümitsizliğe sokamazsınız. Evet, evet. Hiçbir şekilde yardımlaşmadan, çünkü bunlar bizim kültürümüzün özellikleri, evet, evet, evet. ayrı koyamazsınız. Yine biz birlik, beraberlik içerisindeyiz ve her gerektiği zamanda elimizi uzatır, gerekli olan noktalara ulaşırız. Evet, ben bunu daha önceki programınızda da sizinle paylaştığımı hatırlıyorum. Losante'den, yani şu anda Ankara'daki Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Losante Onkoloji Hastanesi'nden bahsederken biliyorsunuz orası Bir Tuğla'da Sen Koy evet, isimli evet. projemiz kapsamında hayata geçirildi ve tüm Türk halkının tuğla tuğla destek sağladığı. İşte damla bir, damla değil mi? Evet, bir telefon mesajıyla 3406'ya evet. bir mesajla 10 liralık bağışla yapılmış devasa bir eser. Orası 14 katlı, 100 bin metrekare alanda sağlık hizmeti veren devasa bir eser. Her branşın içerisinde yer aldığı dört dörtlük bir hastane. Oraya gittiğinizde bunu çok iyi anlıyorsunuz. İnanamıyorsunuz ve gerçekten sizin söylediğiniz şey yani tüyleriniz diken diken, diken duyguların. Çünkü Türk'ün gücü diyorsunuz. Aynen işte öyle. Yani düşünüyorsunuz ki bu eser Türk halkının evet. eseri. Yani orada ne ticaret ne siyaset ne başka bir şey. İnsanların yardımlaşmalarıyla sadece yardım etme içgüdüsüyle yapılmış bir çalışmanın içerisindesiniz. Dolayısıyla bu çalışma biz her zaman söylüyoruz. Biz Türk halkına hep eşit mesafede durduk. Herkesin yardımlarına, desteğine ihtiyacımız hı hı. var. Ve herkesin yardımına, desteğine koşmak için de LÖSEV olarak hep hazırda bekliyoruz. Siz bunu çok daha iyi biliyorsunuz. 7/24 online telefonun diğer ucunda. Ah sormayın evet. ne zaman evet. Desek ki akşam da böyle bir durum oldu. Gerçekten hani şundan eminim. Ben Füsun Hanım'ı, Füsun Hanım olarak adlandırmayayım, LÖSEV ile ilgili evet, kime bir alo desek ya da kiminle bir çalışma proje içerisine girmek istesek ya da sizden bir talep gelse bizden de aynı şekilde gönlümüz o kadar bir ki burada ben duygusu yok, biz evet, olmuşuz. Evet, herhalde evet. kültürümüzün en güzel özelliği de. Çok doğru. Ama LÖSEV gerçekten 7/24 hizmete hazır. Bundan halkımız da emin olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bahar dönemi projelerine gelelim diyeceğim. Yani çok güzel projeleriniz çok keyifli. Projelerinizi evet. 6 aylık dönemler içerisinde evet, hazırladığınızı evet. da biliyoruz. Evet, evet. Bizim şimdi çalışmalarına 6 ay öncesinden başlıyoruz ama hani mesela çok artık bilinen 10 yıllar olmuş hı hı. sürdürdüğümüz projeler var. Bunlardan bir tanesi işte sağlıklı yaşam yürüyüşü dediğimiz, işte Nisan sonu Mayıs başında düzenlediğimiz, bütün katılımcılarımız, destekçilerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımız, çocuklarımız ve ailelerimizin yer aldığı her ilin kendi parkurunda, temsilciliklerin kendi illerinde, hı hı. kendi illerindeki parkurlarda düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşü, koşusu ve pikniğini içeren böyle bir günlük çok keyifli, eğlenceli bir günümüz var. Hemen onun ardından 2-8 Kasım'da ulusalını düzenlediğimiz ama Mayıs'ın son haftasında uluslararası düzenlediğimiz Lösemili Çocuklar Haftası var ki bu da yüzlerce kanser dünya üzerinden yaklaşık 88 ülkeden yüzlerce kanser kuruluşunun Türkiye'nin deklarasyonuyla yıllardır hayata geçirdiği haftamızdır. Yani bu Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dünyaya LÖSEV tarafından deklare edilmiş bir haftadır. Ve bunu doğru ifade etmek istiyorum. Hı-hı. Hani Türkiye lütfen. Tarafından tüm dünyada duyurulmuş ve kutlanılması, hayata geçirilmesi sağlanıyor. Hı-hı. Amaç kanser ve lösemi kanser hastalıklarının tüm dünyada aynı kaderi içerdiği, aynı protokol tedavilerinden geçtiği ve
Bu ailelerin aynı sıkıntılar ve acılardan geçtiği için bir birliktelik, bir yakınlaşma ve kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak için, dünya kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak için hayata geçirdiğimiz bir hafta. Bu kapsamda bizim çocuklarımız da uluslararası kanser kuruluşlarıyla yurt dışında haftaya katıldıkları gibi diğer ülkelerden kanser ya da lösemi hastası çocuklar anneleriyle birlikte Türkiye'ye gelerek bir haftalık LÖSEV tarafından ağırlandıkları bir programa dahil oluyorlar. Mükemmel, evet. Mükemmel bir proje, mükemmel bir çalışma. Ve bunlar tüm dünyadan çocuklar. İşte Japonya'dan da var, Amerika'dan da var, Fransa'dan da var, Brezilya'dan da var, Afrika'dan da var. Ve onlara hem Türkiye'de uygulanan çalışmaların neler olduğu hakkında, bu hastalıkla mücadele ederken annelerin nasıl güçlü kalmasına ilgili panellerin yanı sıra çocuklar bir taraftan eğlencedeyken ailelere de bir taraftan konferans ve paneller düzenleniyor. Eğitimler veriliyor. Aynen öyle. Evet. Ve haftanın bu etkinlikler kısmından hemen sonra yine farklı bir etkinlik işte Antalya'da, Bodrum'da bütün bu ailelerin o bölgelerde ağırlandığı programlar var. Yani bir anlamda biraz da Türkiye tanıtımıyla da ilgili. Böyle çok güzel bir hafta hayata geçiriyoruz. Hani yerinde bir tabirimdir ama hani bir taşla iki kuş deriz ya aslında. Evet. Biraz belki buna benzetiyorum. Evet, bir taraftan ailelerin kaynaşması, buradaki LÖSEV'in çalışmaları ama bir taraftan da Türkiye'nin tanıtımı. Evet. Aslında turizme de bir noktada katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet, yani kesinlikle. Sağlık turizmiyle ilgili de LÖSEV gibi bir kurum bu ülkede bu hastalıktaki lösemi tedavisindeki başarı oranlarını %20'lerden alıp %92'lere çıkarmış bir sağlık kuruluşudur. Onlar bizim burada çocuklarla birlikte bu haftayı ne kadar güzel, keyifle, eğlenerek, gülerek hayata geçirdiğimizi görünce de hayranlıkla ayrılıyorlar. Ve kendi ülkelerinden bize buradaki izlenimlerinin olduğu, hayrete düştükleri gazete küpürlerini bir ay sonra gönderiyorlar. İşte yaşam orada, enerjisi ve yaşam kaynağı, evet, oluyorsunuz. Evet. Aslında o kadar çok farklı noktalarda örnek oluyorsunuz ki. Çok evrensel de bir çalışmayı da, evet, orada Uluslararası Lösemi Çocuklar Haftası'nda hayata geçiriyoruz. Onun arkasından biliyorsunuz hemen Ramazan ve Kurban dönemlerimiz, evet, geliyor. Bizim için çok önemli. Ramazan döneminde binlerce ailemize gıda yardımı yapıyoruz. Bu noktada yine kurum işbirlikleriyle işte gıda yardımlarının bir araya getirilmesi ve ailelerimize gönderilmesi gibi tam da o ekranda, evet, o görüntüleri görüyoruz. Olan görüntüler, evet, gıda, binlerce koli, binlerce koli. Evet, içinde her türlü gıda malzemesinin olduğu. Çünkü Ramazan'da ailelerimizin sofralarının bereketli olması bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Allah kabul etsin oruç tutan ailelerimiz, hepimiz gibi. Biz de bu anlamda onlara bütün Ramazan'ı bereketle geçirmelerini sağlıyoruz. Kurban dönemi biliyorsunuz tüm ailelere yıl boyunca gönderdiğimiz et ve et ürünleri yardımlarının bir araya getirildiği, toplandığı dönem. Bağışçılarımızın vekaleten yaptığı kurban bağışlarının kabulünü yürüttüğümüz bir dönem. Kesimlerinin yapıldığı, dağıtımlarının yapıldığı. Dolayısıyla yaz dönemimiz Eylül gelene kadar olan, işte yine kırtasiye çalışmalarımızın başlayacağı, 2-8 Kasım'ın çalışmalarının başlayacağı döneme kadar belli başlı çalışmalarımız bunlar. Burada hemen eklemek istiyorum yine. Diyorum ya işte çalışmalarınızı o kadar yakından takip ediyoruz ve hayranlıkla, mutlulukla izliyoruz ki örneğin Kurban Bayramı'nda size vekalet vermiş, kurban vekalet vermiş kişi aslında kurbanın nerede, ne zaman, evet, kesim yapıldığını, evet, bunlara kadar hepsini birebir, evet, izleyip takip edebiliyor. Yani aslında şu var, ben yaptım bitti değil. Sonunda nereye kadar gitmiş, hepsinin verilerini alabiliyor. Bu en güzeli. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü biz orada Kurban Bayramı boyunca kesilen kurban bağışlarının bütün kamera kayıtları, noter kayıtları, kesimde işte duasından hocamızın okuduğu isimlerin tek tek okunulmasına kadar her şeyde yayınlıyoruz. Evet, evet. Canlı olarak da yayınlıyoruz. Daha sonrasında da yayınlıyoruz. Ve yapılan yardımı da mesela yıl boyunca mesela bizim
geçtiğimiz ay ve bu ay işte Bursa'da dağıtımlarımız devam ediyor. Hani evet, o kurban işte o hastaneye hala bereketiyle ailelere devam ediyor. Sofraları bereketlendirmeye, çocuklarımıza kan can olmaya devam ediyor. Çünkü onlar biliyorsunuz lösemi tedavisinde en çok ihtiyaç duydukları kesinlikle kan ve kan ürünleri. Hı hı. Protein anlamında da besin değeri en yüksek kırmızı et besinlerden bir tanesidir. O anlamda da kurban bağışları lösemin çocukları hayata bağlamasına çok önemli bir bağıştır. Buradan izleyicilerimizin de bunu bir kez daha bilmesinde fayda görüyorum. Şimdi Füsun Hanımcığım, bir taraftan saate bakıyorum. O kadar çok konuşacak şeyimiz var ama son 10 dakikamız. Hepsine evet. de değinmek istiyorum. Evet. Dolandırıcılık konusuna özellikle geleceğiz ama çok kısaca şimdi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri anlamında Bursa'da ciddi anlamda büyük bir farklılık yarattınız. Burada size kurumlar da gerek destekleriyle ama şunu sağladınız. Güven ve inanç. Kurumlar size %100 güven ve inançla yaklaşıyorlar. Bunu sağlamak kolay değildi. Burada başarının sırrı neydi? LÖSEV'in proje kıstasları, kurumsal sosyal sorumluluk proje kıstasları, bir kere projenin yani işbirliği içerisinde yürüteceğiniz çalışmanın yaratıcı bir çalışma olması, yani yeni bir çalışma olması, farklı bir çalışma olması, farkındalık yaratacak bir, gerçekten farkındalık yaratacak bir çalışma olması. Bunun reklam tarafıyla karşı tarafın ilgilenmeyeceğini biliyor olmamız. Yani bunu reklam yapmak için bir firma ilgilenmeyecek. Bunu tam olarak gerçekten de o kitleye yardımcı olmak için ilgileniyor olacak. Diğer bir nokta, proje yapacağımız firmanın tüm paydaşlarının bu projeye katılımcı oluyor olmasını bekliyoruz. Yani projenin, firmanın müşterilerinin de, firmanın çalışanlarının da, yönetimin de katılabileceği bir çalışma olmasını arzu ediyoruz. Evet. Ve çok paydaşlı olması tabii ki. Yani evet, tam sağlanan yardım ve oradan toparlanan kaynak çocuklara ve tedavilerine aktarılacak ama bunu yapmak ve bu çalışmanın içinde yer almak ve bu manevi hazzı duymak tüm paydaşlara bahşedilen bir şey olmalı. Dolayısıyla LÖSEV bu noktada firmalarla görüşmelerinde bu proje kıstaslarını ortaya koyarak gerçek bir çalışma yapmak. Yani laf olsun, biz proje yapmış olmak için bir şey yapalım, evet, medyada adımızı duyuralım, işte medyatik fotoğraflarımız olsun ve aa bak yaptı desinler diye bir çalışmanın içinde yer almıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu firma gördüğü için, karşı tarafta gördüğü için diyor ki evet, bu gerçekten bir sosyal sorumluluk çalışması içerisinde, biz de kurumla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle bu projeye dahil olmak istiyoruz. Bu noktada tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da görüşmelerimizi, iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Firma temsilcilerimiz, kurumsal iletişimler sorumlularımız, direkt CEO'larımız ya da yöneticilerimizle iletişim içerisindeyiz ve onlar gelip önce LÖSEV'i yakından tanımaya çalışıyorlar. Sonra hangi projelerde bir araya gelebileceksek o projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Evet, bu arada biz 7'den 70'e bir emekli maaşıyla bile ondan ayırıp da gelmiş, doğru, size katkıda bulunmak isteyen o emekli teyzelerimiz, dedelerimizden tutun da büyük sektörlerimize, dediğimiz gibi 7'den 70'e herkese sonsuz teşekkürlerimizi, minnetlerimizi, evet, sunuyoruz bu anlamda. Ve hemen şu özellikle canımızı sıkan ve çok üzüldüğümüz bu konuya değinelim istiyorum. Çünkü gerçekten sizin çalışmalarınızda uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan şekilde sizin adınızı kullanarak da şu yakın zaman içerisinde yine şehrimizin belli noktalarında da denk gelinmiş, işte dolandırıcılık diye tabir ettiğimiz, evet, hoş olmayan, nahoş durumlar var. Bununla ilgili izleyicilerimize neler söylemek, evet, isterseniz lütfen uyarılarınızı yapın. Biz de şöyle yine afişimizi de gösterelim. Biz bunlardan tüm Bursa'da asmaya devam ediyoruz halkımızın bilgilenmesi için. Çok küçük yasal boşlukları kullanarak hala çalışmalarına devam edebiliyorlar. Ancak bu yasal bir çalışma değil. Maalesef aslında kabahatler kanununa göre de bir suç işliyorlar. Çünkü evet, para topluyorlar. Bakın, biz bağış kabul eden bir kurumuz. İşini ciddiye alarak yapan, hı-hı, kurumlar. Ama onlar bildiğiniz para topluyorlar, bildiğiniz dolandırıyorlar.
Ben alenen söyleyeceğim ki onlar heykelde, özellikle kent meydanında, özellikle Şehreküstü'de, Şafomora'da çok yoğunlukla bulunan, aslında biraz da onlar da kandırılmış, prim usulü çalışan insanlar. Çünkü o insanları kandıranlar gerçekten bir şebeke, bir örgüt gibi çalışarak tüm Türkiye'de, Bursa'da da işte bir kent meydanı civarında bir ofisleri varmış sanırım aldığımız bilgilere göre. İşte giden arkadaşlar anlatıyorlar ki işte yoğun sigara dumanı altında iki kişinin oturup işte işe başlatmak için başvuru aldığı kahvehaneden çok daha kötü şartlarda bir yermiş burası. Ve burada prim usulü, yani siz 10 lira bir şey bağışlayacaksanız 5 lirası bunu yapan kişiye gidiyor. Nasıl bir bağış yöntemi ise bu. Tamamen dolandırıcılık. Kalanı da işte bu işi organize eden suç örgütüne giden bir çalışmadan bahsediyoruz. Çalışma bile diyemeyiz. Vicdanları dolandıran dolandırıcılardan bahsediyoruz. Burada halkımızın üzerine çok iş düşüyor. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle. Kesinlikle halkın üstüne iş düşüyor. Evet. Çok doğru tespit dediniz, burada söylediniz. Biz bu çalışmayla da zaten sizlerin aracılığıyla halkımıza bilgi vermek istiyoruz. Halk reddetmediği sürece, halk onları terslemediği ve geri çevirmediği sürece bunlar insanları dolandırmaya devam edecekler. Bu sebeple herkesten çok rica ediyoruz. 155'i arayabilirsiniz, onları olduğunuz mekandan kovabilirsiniz, kapınıza kadar geliyorlar. Tekrar 155'i arayıp bölge belirtebilirsiniz. Bunu ihbar etmenizin size hiçbir külfeti, hiçbir ağırlığı yok. Sadece uygunsuz para toplayan insanların olduğunun bilgisini vermeniz emniyet güçlerine yeterli. Onlar gelip müdahale edecekler. Yine aynı şekilde caddelerde, meydanlarda, metro istasyonu girişlerinde, yani sizlerin en yoğun olduğunuz bölgelerde, sizin en zayıf olduğunuz konuyla, çocuklarla ve hastalıkla sizi kandırmaya çalışıyorlar. Lütfen müsaade etmeyin. İşini düzgün yapan hiçbir sivil toplum örgütü, hele ki LÖSEV, 19 senedir hiç yapmadığı bir şeydir. Kapı kapı gezerek para toplamaz. Hiçbir dergi, basılı ürün, hiçbir şeyini satmaz. LÖSEV'in tüm matbu evraklarının yanında, tüm broşürlerinin, dergilerinin yanında para ile satılmaz ibaresi vardır. Bunlar Türk halkına parasız olarak bilgilenmeleri amacıyla ulaştırılan şeylerdir. Lütfen çok çok bu konu çok dikkatli olsunlar ve lütfen reddetsinler, kovsunlar ve Bursa'dan bu belayı uzaklaştıralım. Yoksa insanların, halkımızın kanını, iliğini kemiren, iyi niyetini suistimal eden bu tür dolandırıcılarla karşı karşıyayız. Çok kısaca hemen bir şey sormak istiyorum. Programımızın çünkü sonuna gelmek üzereyiz Füsun Hanımcığım. Size bağışta bulunmak isteyenler, destek olmak isteyenler istedikleri Ulusal Banka'ya giderek oradaki elemana sadece LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum diyecekler. Herhangi bir numara yok. Evet. LÖSEV hesabını ekrandan görerek bağışların LÖSEV'e gitmesini sağlayacaklar bankadakiler. Ya da 3406, bunu hep çok kolaydır diyorum çünkü 34 İstanbul'un plakası, 06 Ankara'nın, 3406'ya bir boş mesajla 10 TL bağış yapabilirler. Bunun dışında kredi kartıyla vesaireyle vakfımızı, şubelerimizi arayarak internetten LÖSEV'in web sayfasından online bağış yapabilirler. Çok güvenli bir sistemdir. Onun dışında da buradan biraz önce siz de konuya değindiniz. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bizim için çok önemli. Kitlesel projeleri yürütüyor olabiliyoruz. Seminerlerimizi gidip kurumda veriyoruz. Yani orada anne babalara ya da anne baba adaylarına nasıl beslenmeleri, nasıl yaşamaları gerekli ya da bu sıkıntıdan muzdariplerse başvuracakları LÖSEV adreslerini veriyoruz ki onlara bu hastalık sürecince destek olalım. Artık yetişkin hastalara da hizmet götürüyoruz son 7 yıldır. Bu noktada yetişkin hastalar da vakfımızda kayıt olarak tüm hizmetlerimizden ve tüm desteklerimizden yararlanabilirler. LÖSANTE Ankara'da ücretsiz onkoloji hizmeti vermek için
bekliyor. İhtiyaç sahibi hastalarımızın lösemi hastası ya da kanser hastası bize başvurarak Ankara'daki Lösente Hastanemizde tamamen ücretsiz tedavi olmalarına destek olmak istiyoruz. Bunu buradan AST TV ekranlarından, sağlık hattından duyuruyoruz. Lütfen bizimle irtibatta kalın. Bursa telefonumuz çok kolay. 233 33 36. Füsun Hanım, programımız bitti ama sizinle program yapmak bir kere çok keyifli. Çok dediğim güzel. Gibi enerjiniz, ışığınız ve katkılarınız gerçekten o çalışma sevinciniz, o mutluluğunuz yüzünüze yansıyor. İnşallah bir başka programda bahar dönemi projelerinizden sonra tekrar sizleri ağırlamak isterim. Konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük zevk, bizim için de aynı şekilde sizinle program yapmak, tüm AST TV ailesinin programlarına katılmak büyük mutluluk. Her zaman burada sizlerle halkımıza bunları anlatmaya devam edeceğiz. Yine Üstün Ezer hocamıza sevgilerimize, selamlarımızı, minnetlerimizi ve bütün aslında burada gerçekten gönüllülükle olsun çalışarak hizmet veren tüm ekip arkadaşlarınıza selamlarımız, hocamızın da bilgisi var. O da kendi sevgilerini ve saygılarını iletti AST TV ailesine. Çok teşekkür ediyoruz ve yine özellikle LÖSEV annelerine ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ellerine, gönüllerine sağlık. Çok teşekkürler. Evet sevgili AST TV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu LÖSEV Bursa Şube Koordinatörü Sayın Füsun Emecan Özcan'dı. LÖSEV'in çalışmaları ve projeleri üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda başka uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.